Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. İkinci saatiyle karşınızdayız. Birazdan Polat Alemdar bizlerle olacak. Bununla ilgili bir teknik sıkıntı çıktı bilgisayarında. Arkadaşlarımız onu gidermeye çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Biz bu arada da kalan gazetelerimizle devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi var sırada. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde AKP 9 yılda 10 milyon işsiz yarattı. Evet, yeni baştan. 19 yılda iş gücü nüfusumuz 17.6 milyon, istihdam edilmeyen sayısı 7.5 milyon arttı. Böylece iktidar geçen sürede yaklaşık 10 milyon kişiyi işsizler ordusuna kaydetti. Bugün iki başlık çıkartmışlar galiba. Arkadaşlar o gazete değil. Başka gazeteye geçelim şimdi. Yani zaten manşetini okuyoruz ve geçiyoruz. Milliyet'i okumamıştık sanıyorum. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'in birinci sayfası İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki kazandığı, İtalya milli takımının kazandığı başarı var. Wembley'deki hayat dersi diyor. Bir özel ayrıntıyı ekrana getirmiş Mancini ve Viali ile. Yıllar önce Sampdoria formasıyla Wembley'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaçıran Mancini ve Viali ikilisi, Viali'nin pankreas kanserini atlatmasından sonra bu kez de milli takımda buluşup Wembley'de yarım kalan hikayelerini tamamladı. Bu sportif bir başarı kadar büyük bir hayat dersi de barındırıyor demiş. Altında ise yeni spor haberlerinden spotlar var. Galatasaray'a Atina'da büyük ayıp kısa olarak vermişler ve İngiltere'de penaltı ırkçılığı, siyahlar kaçırdı penaltıları diye aşağılıyorlar. Siyahlar da Fransa'ya biliyorsunuz dünya şampiyonluğu getirmişti. 2 yıl önce neredeyse tamamı siyahlardan oluşuyordu. İngiltere adına gol atıp İngiltere'yi Avrupa futbolunda zirveye taşıyan, milli takımı değil ama kulüplerde İngiltere 2 senedir son 2 senedir Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 2 İngiliz takımı arasında oynanıyor. Son olarak da Chelsea ile Manchester City oynamışlardı. Portekiz'de, Türkiye'de oynayacaktı da o pandemi nedeniyle oraya alındı. Evet. Gene Milliyet'le devam edelim. Yeraltı suyu tükeniyor. Kuraklık ambarı vurdu Türkiye. Bir yılı aşkın süredir etkisi altında alan kuraklık en çok Konya Havzası'ndaki hububat ürünlerindeki çiftçiyi olumsuz etkiliyor dedi. Küba'da rejim sallanıyor. Çok erken bir başlık bu. Küba'da uzun yıllar sonra ilk kez yönetim karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler kahrolsun diktatörlük, özgürlük istiyoruz şeklinde sloganlar atarak devlet başkanı Díaz-Canel'e tepki gösterdi diyor. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak'ın manşetinin üzerinde 3 haber var. Varyanttan aşı korur, birinci başlık bu. Hayalleri gerçek olduğu İtalya'nın şampiyonluğunu da buraya getirmiş. İtalya 53 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanması ülkede coşkuyla kutlandı. İtalyan basını 3 yıl önce Dünya Kupası'na katılamayan takımlarının Avrupa zirvesine çıkmasında hayal gerçek oldu sözleriyle yorumladı. Corriere dello Sport, futbol eve döndü ama bizimle manşetini yaptı. İngiltere bu sloganla
Ve Recep Tayyip Erdoğan da var. Yalan, gençleri yalanlarına alet ediyorlar. Evet. Mesela yalanlardan biri şey olabilir mi? İngiltere'de aşıyı 100 euro. Evet. Yeni Şafak manşetinde ise 15 Temmuz var. 15 Temmuz yüzsüzleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönmek için başvurdular. Terfi de ister misiniz demiş gazete. Fethullah Gülen'in veliahtı Almanya'da öldü. Bir diğer başlık. Küba'da halk sokağa döküldü. Pakistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma sinyali gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki adaylık krizinin ilk kurbanı verilmiş. Millet İttifakı ve ittifakın etrafındaki partiler Cumhurbaşkanlığı adaylarını krize dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği belirtiliyor. CHP liderine yakınlığıyla bilinen Kuşoğlu ise bir açıklama yapmazken telefonlarını da kapattı dedi. Milli Gazete'de manşet, krediye mahkum vatandaş alamıyor. 400 bin mülk yabancının oldu. Evet. Mehmet Şevket Eygin'in vefatının ikinci yılında yad edilen Eygin'in gazete yazıları kitaplaşıyor. Mehmet Şevket Eygin'in sevgili izleyiciler, Müslümanlara ilişkin, Türkiye'deki Müslümanlığa ilişkin olarak yazılarını biz o zamanlar Milliyet Gazetesi'nde Melahş'ın sütununda zaman zaman bunlar Melahş yayınlıyordu bunları. Bunu diyor biz yazsak diyor bu gazeteyi taşlarlar ama Mehmet Şevket Ege yazınca diyor sesini çıkartamıyorlar. Çünkü adam haklı camileri diyor şeye çevirdiniz mimari özelliklerini kaybedip Çıpıt Çarşısı'na çevirdiniz diye yazılar yazıyordu Mehmet Şevket Eygi. O yazılar kitaplaşıyormuş şimdi. İyi, oradan da istifade edebiliriz. Özellikle Türkiye'li siyasal İslam'ın estetik yoksunu olduğunu en ağır dille eleştiren bir şeriatçıydı tabii ki. Üstelik de Galatasaray Lisesi mezunu bir şeriatçı. Devam edelim gazetelere. Aydınlık dümeni kırık tekne nasıl olur derseniz aydınlık gibi olur. Hem AKP'yi destekleyip hem de sözüm ona emekten yana eski 12 Eylül öncesinde falan böyle bir solcu havaları vardı aydınlığın. 10 üretici tutuklandı, ateşe benzin döküyorsunuz başlığıyla çıkmış aydınlık. Ve Güneydoğu'da esas sorun DEDAŞ, Vatan Partisi Mardin İl Başkanı ve Diyarbakır İl Başkanı Kızıltepe'de Hububatları Ziyaret Merkezi'ni ziyaret etti, sorunları dinledi. Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı M. Şerif Örtak tarafından planlamanın şart olduğunu söyledi. DEDAŞ'ın sorunun acil çözümlenmesi. Acil çözüm sorun nedir? Köylülere elektrik vermiyorlar ve sular kesiliyor. DEDAŞ'ın faturaları yüzünden oluyor bunlar. Evet, şimdi sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz Antalya Barosu Başkanı değerli Polat Balkan. Polat Balkan için Barbaros Şansal bizim tweetimize şöyle bir ek yaparak paylaşmış. Polat Balkan candır diyor. Evet. Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazım Bey. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Başkan, biz sizin kulaklarınızı çınlatıyoruz. Dün sabah erken saatlerden itibaren, ben de cumartesiden itibaren yayın yapmıyoruz ama sosyal medya pazar günü gazetede gördüm. Cumartesi pazardı. Sizin hakkınızda
dava açılmış. İsterseniz sizden dinlesin izleyicilerimiz yorumlarınızla birlikte. Elbette. Bir kere 2016 Ekim ayından bu yana baro başkanlığı yapıyorum ben. Bu arada geçen yaklaşık 4,5-5 yıllık süreçte bu kaçıncı soruşturma, kaçıncı dava oldu? İnanın sayısını hatırlamıyorum. Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü akşam üzeri barodan tam çıkmak üzereyken Türkiye Barolar Birliği'nden bir tebligat geldi Antalya Barosu Başkanlığı'na. Biz rutin yazışma trafiklerinden biri diye düşünüyorduk. Ama açınca doğrusu şaşırdık. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Benim hakkımda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yapılmış. Ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Soruşturma tamamlanmış. Hakkımda iddianame düzenlenmiş. Fakat iddianame ve davayı görecek mahkemenin tensip tutana Antalya Barosu yerine Türkiye Barolar Birliği'ne gönderilmiş. Türkiye Barolar Birliği üzerinden de bize yazıyla bildirimde bulunmuş. İddiaya göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı iddiasına göre benim 3 tane sosyal medya paylaşımım da suç unsuru bulunmuş. Bunları isterseniz iddianameden aynen okuyorum. 28 Şubat 2021 tarihinde THKPC silahlı terör örgütünün kurucusu Mali Çayan ve THKO terör örgütünün kurucusu ve üst düzey yöneticisi Deniz Rasih Ulaş Bardak 8 Şubat 2021. Bu soruşturmayla ilgili geçtiğimiz aylarda belleğin beni yanıtmıyorsa Şubat ayında olsa gerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştım ben. Aslında giderken de ayrıntılı bilgi sahibi değildim. Hakkınızda bir ihbar var dendi bana. Gittiğimde öğrendim. Gerçekten böyle bir soruşturma yapacak mısınız diye sordum soruşturma savcısına. Başkanım biliyorsunuz soruşturma yapmak zorundayız dediler bana. Ben de hayır, ceza mevzuatı gereği böyle bir soruşturmayı hukuken yapmak zorunda değilsiniz. Ama iradeniz bu yöndeyse ben de elbette düşüncelerimi sizinle paylaşırım dedim. İfade de verdim sözünü ettiğim tarihte. O ifademden de isterseniz kısa pasajlar paylaşayım size. Hatta oğlumun isminin Ulaş Bardakçı'dan geldiğini de söz arasında söylemiştim soruşturma savcısına. O tutanaklara geçmemiş. Ben de şöyle dedim. Benim yaşam felsefeme ve inancıma göre Ulaş Bardakçı bu toprakların yetiştirdiği, memleketin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden ve bu uğurda can veren yiğit bir devrimcidir. Uğruna ağıtlar yakılacak kadar da halkımızın yüreğine işlemiştir. Paylaşımlarında bir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum diye bir ifade vermiştim. Ama bana örneğin Deniz Gezmiş'in doğum günüyle ilgili paylaşım konusunda bir soru sorulmamıştı. Yalnızca 19 Şubat 2016 tarihinde T24 haber sitesinde az önce sözünü ettiğim başlıkla yayınlanan haberi retweet ettiğim iddiasıyla. Nerede eğer hukuk ve mizah diye bir kitap yazılırsa yazarlar bundan çok bu dönemden çok fazla istifade ederler. Acaba bu 2016'dan sonra özellikle bu yargıdaki Fethullah Gülen cemaatinin mensupları ayıklandığında yerine gelen boşluklar, o zamanlar haberlerde görüyorduk. AKP ilçe başkanı bir avukat hakim olarak atanıyor. Bu partili yargı mensuplarıyla ilgili olarak bir sayı var mı? Çünkü bu söylediğiniz yani normal bir savcı ve hakim bunu ciddiye almaz. 50 yıl geçmiş üzerinden bunun neresi söylediği örgüt diye bir örgüt yok. Övülen bir şey de yok ondan sonra ama var. Bir kişi var bunun üzerinden yani hani öve örgütü de canlandırırsınız şey yok yani yok örgüt ortada. Sorum şöyle demin arada gitti. Acaba AKP'li yargı konusunda sizin baronuz ya da Barolar Birliği
için yapılmış bir şey var mı? Bu tabii ki kesin bir araştırma değil ama bir izlenim yansıyacak. Yani bugün yargı mensubu olan savcı ya da hakimlerden kaçı daha önce AKP üyesi idi ve AKP örgütlerinde görev aldılar? Elimde benim buna ilişkin somut bir veri yok ama genel bir tablo çizebilirim sözünü ettiğiniz doğrultuda. Örneğin 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle yaklaşık olarak yargı sistemi içinde 12 bin civarında savcı ve yargıç vardı. 15 Temmuz'dan sonra bunların yaklaşık her üçünden birini ihraç ettiler. Her dördünden birini tutukladılar. Sayı bir ara bildiğim kadarıyla 8 binler, 9 binlere kadar düştü. Şu anda yargı sistemi içinde 22 bine yakın savcı ve yargıç var. Bunun şöyle bir anlamı var. Tabii bu tespitin içinden çok fazla anlam çıkar ama temel olarak ilk söyleyeceğimiz tespitlerden biri şu. Bir kere Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasal iktidar A ya da B gerekçeyle yargıda bu kadar örgütlenmemişti. Bunun bir başka doğurduğu sonuç da şu anda sistemde var olan savcıların ve yargıçların ortalama meslek kademi 3 yılın altında. Dolayısıyla çocuk savcılar, çocuk yargıçlar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Böyle bir durum var Türkiye'de. Şimdi hem son özellikle 4-5 yılda savcı ve yargıç olanların oralara nasıl geldikleri elbette bir takım siyasi ya da siyaset dışı güçlere yaslanarak, güçlerin torpiliyle savcı ve yargıç oldular. Hatırlayın OHAL döneminde bir ara hakimlik ve savcılık alımlarında yazılı sınavda 70 puanlı kaldırdılar. Bakın bu sistemde yazılıdan 54 alıp 55-56 alıp savcı ve yargıç olan var. Yazılıdan 92 alıp 94 alıp mülakatta elenen insanlar oldu. Dolayısıyla böyle kişisel ilişkilere, siyasi aidiyetlere ya da siyaset dışı bir takım aidiyetlere bağlı olarak siz insanları savcı ve yargıç yaparsanız, üzerlerine cübbe giydirirseniz ne yazık ki böyle hukukla, akılla, mantıkla ve tarihle açıklanamayacak sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi bakın, biz şimdi 4 Ekim'de yapılacak duruşma Antalya 33. Asya Ceza Mahkemesi'nde. Hemen avukat arkadaşlarla bir ön değerlendirme yaptık. Anladığım kadarıyla o yargılama sırasında bizim bir demokrasi ve hukuk ve bir anlamda tarih dersi vermemiz gerekecek. Ya THKO diye bir örgüt mü kaldı? THKPC diye bir örgüt mü kaldı? Bunların devamı olduğunu iddia eden yine 80 öncesi bir takım sol yapıların tarihinden mi söz edeceğiz? 80 sonrası görülen ana davalardan mı söz edeceğiz? Ya sol tarihin yaşadığı evrimden, değişimden vesaireden mi söz edeceğiz? Yani ben hep söylüyorum, yıllardan beri de söylüyorum, 68 kuşağının o yiğit devrimci ruhu bugün hala canlı tutulmalı. Bize düşen tarihsel ve toplumsal görev budur. O insanları, o gencecik insanları idealleri uğruna gözlerini bile kırpmadan koşarak ölüme giden, katledilen o yiğit devrimcilerin hayali vardı, bir hayali vardı. Bu memleketin bağımsız ve özgür olmasını istiyorlardı. Ve bir uğurda canlarını ödediler. Yani o genç yiğitler, devrimciler bu halkın içine işledi, dokularına işledi, hücrelerine işledi. O gençler 6. filo defol derken bugünkü siyasal iktidarın o günlerdeki karşılıkları diyeyim 6. filoyu kıble alıp yiğit insanları mı savunacağız? Tercih budur. Biz de tercihimizi elbette deniz gezmişlerden, Ulaş Bardakçılardan, Erdal Evenlerden yana kullanırız. Yıllardan beri söylüyoruz. Bu insanlar uğurlarına ağıtlar yakılan, türküler yakılan, şiirler yazılan yiğit insanlar. Şiirleri de mi mahkum edeceksiniz? Türkülerin söylenmesini de mi yasaklayacaksınız?
insanların ağıtlarını da mı yasaklayacaksınız? Ya bu nasıl bir sistemdir? Bu nasıl bir düzendir? İnanın akılla, mantıkla, hukukla açıklanacak bir taraf yok. Bugünlerin sorunları elbette ilerleyen günlerde, ilerleyen tarihin ilerleyen süreçlerinde, çark döndüğünde elbette hesap vereceklerdir. Bugün için biz hesap veriyormuş gibi gözüküyoruz ama bizim için bunlar bir baskı, gözdağı olarak üzerimizde demokrasinin kılıcı gibi sallandırılmaya çalışılıyor ama biz bunlara boyun eğecek insanlar değiliz. Bu tip soruşturmaları, kovuşturmaları hep söylüyorum, madalya olarak boynumuzda taşırız. Gelecek kuşaklara da onurla devrederiz. Yaşananların özetini böyle yorumluyorum ben. Peki başkan, şimdi Türkiye'de bir sanki yabancı bir güç Türkiye'ye gelmiş ve alabildiğine hunharca ülkeyi yağmalıyor gibi bir izlenim var. Ve sloganları da yerli ve milli, yerli ve milli, yerli ve milli diyerek Cumhuriyet'in ürettiği bütün değerler ya satılıyor ya atılıyor. Yani para edenler satılıyor, etmeyenler ise, manevi olanlar ise atılıyor. Özellikle eğitim sisteminde müthiş bir gericileşme söz konusu. Ayrıca kendileri bile rahatsız bu konudan. Mesela Diyanet İşleri'nin eski Genelkurmay Başkanlığı formuna bürünmesi ve müthiş paralar harcaması konusunda, bunların acaba hukukla ilgili yanı var mı? Yani yasalara gerçekten uyuyor mu böyle yetkileri ve harcama kalemleri bu kadar genişlemesi, anayasa içinde değerlendirilebilir mi? Bence anayasayla ve hukukla açıklanacak bir tarafı yok. Bu siyasal iktidarın egemen olduğu süreçte devlet adına, kamu adına yetki kullanan hemen hemen birçok yetkilinin ben çok ciddi suçlara karıştığına inanıyorum. Bir kere temel bir yaklaşımları var, formülleri var. Parlak süslü söylemlerin ardına saklanmasını iyi biliyorlar. Ne söylerlerse tersini yapıyorlar. Ama sanmasınlar ki yaptıkları hiçbir şey gözden kaçıyor. Bakın size ara ara da kuramlarınıza, bağlarınıza söylüyorum. Belli bazı verileri iyi okumak, gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Bakın yaklaşık son 18-19 yıllık süreçte yalnızca kamu ihale mevzuatında bile 190'ın üzerinde değişiklik yapıldı. Bunun bir anlamı var. Kamu kaynakları halkın 10 yıllardır ürettiği, dişini tırnağına takarak alın teriyle ürettiği hemen hemen bütün değerler açık bir şekilde göz göre göre anayasayı ve hukuku yok sayarak yağmalanıyor. Uluslararası sermayeye peşkeş çekiliyor. Bütün bunların bir anlamı var ve elbette ben günün birinde mutlaka bunların hukuk önünde hesabının sorulacağına, sorulması gerektiğine inanıyorum. Yine dikkatimizden asla kaçmaması gereken konulardan biri bizim temel hukuk sistemimizde kamunun ve kamusal harcamaların denetiminde biliyorsunuz Sayıştay çok köklü, geleneksel bir kurum. Sayıştay'ın yetkilerinin, sorumluluklarının daraltılması, Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminden kaçırılması, gizlenmesi, bütün bunlar bir anlamda işlenen suçların maskelenmesi, perdelenmesi arayışının bir göstergesi diye düşünüyorum. Ama sonuçta burası da insanlık var olduğundan beri var olan en eski devlet geleneğine sahip olan devletlerden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bütün bunların bir yerlerde kaydedildiğine inanıyorum ben. Çark döndüğünde, rüzgarın yönü değiştiğinde, umut yeniden canlandığında herkesin, suça bulaşan herkesin, halka yalan söyleyen, halkın değerlerini yağmalayan, uluslararası gerici ve emperyalist güçlere peşkeş çeken, sırf kendi kişisel ve
çevresel çıkarları için tüm bunları yapanlardan en ağır şekilde hukuki hesap sorulacağını ve bütün bu yaptıklarının bedelini ödetileceğine inanıyorum. Bu umutla yaşıyorum. Başkan, bir de son alameti farikalarından biri artık açık olarak taciz, tecavüz ve istismarı savunan yasal düzenlemeye gittiler ve ispat zorunluluğu getiriyor, kanıt zorunluluğu. Bu nasıl bir şeydir? Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ya o düzenlemede gerçekten neyi amaçladıklarını tabii biz siyasi olarak yorumluyoruz ama ilk açıdan, hukuki açıdan değerlendirme yaptığımızda zaten o somut delil diye maddeye bir ibare eklediler. Aslında o maddenin TCK 100'ün ilk fıkrasında tutuklama için somut delil zorunluluğu var zaten. Maddenin içinde var. Sonradan bu sözüm ona 4. yargı paketiyle ekledikleri somut delil ibaresinin özellikle bir kez daha vurgulanmasının hukuki bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Onun anlamı siyasi olabilir. Yani o en son yapılan düzenlemede somut delil ibaresi olmasa bile tutuklamanın koşulları içinde aynı maddenin 1. fıkrasında somut delil aranacağı geçiyor zaten. Ama bunu ayrıca ve açıkça bunu savcıların, yargıçların gözüne sokarcasına tekrar yani ceza kanunu gibi temel bir maddeye eklenmesinin bir anlamı olmalı. Bunun anlamını yakında göreceğiz. Belli ki istismardan yargılanan ama siyasal iktidarın yargılanmasını istemediği, yargılanmalarının siyasi iktidara zarar verdiği düşünülen bir takım istismarcılar, bir takım tarikat ve cemaat liderleri ki bunları biliyoruz. Belli ki yargılamayı yapan mahkemelere ya da soruşturmaları yapan savcılara bir mesaj gönderiliyor bu düzenlemeyle. Bu insanların üzerine gitmeyin. Bu insanların siyasi olarak arkasında biz varız gibi bir sonuç çıkarmalarını istiyorlar sanırım. Bekleyip göreceğiz. Ama zaten bu siyasal iktidarın çocuk istismarıyla, kadına yönelik şiddetle, kadın cinayetleriyle mücadelesini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde şaşırıyoruz. Elbette şaşırmıyoruz. Daha biliyorsunuz 1 Temmuz'da hukuka aykırı bir şekilde anayasayı yok sayarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen bir anlayıştan söz ediyoruz. Evet. Başkan, Türkiye'nin bütün enerjisi, özellikle entelektüelleri, işte akademisyenleri, üniversiteleri, üniversite öğrencileri, siz avukatlar, pek çok avukat şu anda cezaevinde bulunuyor. Yaptıkları savunma nedeniyle adeta boşa akıtılıyor. Özellikle dayanışma nedeniyle adliyelere gitme durumu, biz de gidiyoruz, gazeteciler ve mesailerin büyük bölümünü buralarda harcanıyor ki o insanlar zaman fukarası hepsi. Bu iktidarla ilgili olmak üzere bu dönemi genel olarak değerlendirildiğinde yargılananların eğitim düzeyi ve siyasi olarak nerede yer aldığına baktığınızda nasıl bir resim görüyorsunuz? Bence bu dönemde yargılanmak onur verici bir şey. Çünkü benim gördüğüm, gözlemlediğim her devrin bir sonu olur. Tarih bize bunu söylüyor. Yaklaşık 18-19 yıldan beri üzerimize çöreklenen, toplumun üzerine karabasan gibi çöken bu anlayışın da yavaş yavaş sonunun geldiğine inanıyorum. Çünkü sürdürülemez bir akıl, mantık ve sistem öngörüleri vardı. Sürdüremeyeceği belliydi. Ama bunu onlar da anladıkları için zaten güvenlikçi politikaları yoğunlaştırıyorlar. Toplum üzerindeki baskıyı ve otoriter yaklaşımları yoğunlaştırıyorlar. Ama karanlık tünelin ucunda ışığı gördük diye düşünüyorum. Dayanışmayla bu karanlık günleri yırtıp atacağız diye düşünüyorum. Adliye demişken aklıma bir örnek geldi. Bunu ilk kez sizin programınızda paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın
Ben uzun zamandan beri söylüyorum. Siyasal iktidarın bir takım kodları var. Yargı denetimsiz iktidar, savunmasız yargı istiyor diye. Bakın bu bir yorum. Benim hakkımda açılan davanın açılma tarihi 29 Haziran 2021. İddiaya konu olan paylaşımların tarihlerini az önce sizlerle paylaştık. Dosyaya en son evrak Mart 2021'de girmiş. Mart ayından Nisan ayına, Haziran ayına kadar Antalya Adliyesi'nde çok ciddi problemler yaşadık. Örneğin avukatlar adliyeye alınmak istemiyorlar. Avukatlara adliyelere Antalya Adliyesi'ne girişte eşyalarını X-ray'e koymaları, kendilerinin de avukatlarının da güvenli kapıdan geçmeleri dayatılıyor. Bu bir aramadır. Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesine aykırıdır. Bu anlamda sahip olan haklar yönünden hakimler ve savcılarla avukatlar arasında hiçbir fark yok. 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu'nun 88. maddesi de ağır cezayı gerektiren, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren ve ağır cezayı gerektiren bir suçüstü hali hariç avukatların, savcıların, yargıçların üstü aranamaz. Ama Antalya Adliyesi'ne girişte yaklaşık son 4 aydan beri çok ciddi problemler var. Avukatlara yönelik özel güvenlik tarafından özellikle fiili ve sözlü saldırılar oldu. 110 ayrı avukat hakkında 230 tutanak düzenlendi. Bu hakkında tutanak düzenlenen meslektaşlarımızla ilgili disiplin yönünden gereğini yapmak üzere Antalya Barosu'na yazı yazıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Biz Antalya Barosu olarak Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bütün yazıları yapılacak bir işlem olmadığı gerekçesiyle başsavcılığa iade ettik. Bu iade üzerinde bu iade kararının altında imzası olan baro başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin adres ve kimlik bilgileri istendiğinde. Şimdi bizim hakkımızda ayrıca bir inceleme yürütüyorlar. Yani avukatlar adliyeye giremiyorlar özellikle Antalya'da. Şimdi ve biz buna karşı aktif bir direniş sergilediğimiz için, bunu asla kabul etmeyeceğimiz için hatta geçenlerde bir 10 gün kadar önce Antalya Adliyesi'nde bir eylemli basın açıklaması yaptık. Bütün diplomatik girişimlerde bulunduk. Resmi bütün yazışmaları yaptık ama hala somut bir ilerleme yok. Tam bir biz bu mücadelenin içindeyken hatta şunu da ekleyeyim. Bazı avukatlara adliyeye girişlerde X-ray ve duyarlı kapı uygulamasına direndikleri için, bu uygulamayı kullanmadıkları için emre itaatsizlikten idari para cezaları kesildi. Bu bir skandal. Bu hukuk tarihine utançla geçecek uygulamalardan biridir. Bunlarla uğraşıyoruz 4 aydan beri. Bu aktif mücadelemizin ödülü olsa gerek ki benim yaklaşık 5 yıl önce yaptığım paylaşımlar bugün önüme bir sanki bir baskı, bir gözdağı, bir korkutma olarak suçu ve suçluyu övme gibi anlamsız bir suçlamayla karşımıza getiriliyor. Bunu bir bakış açısının daha iyi görülmesi açısından bu örnekleri verdim. Bu asla kabul edilemeyecek ve her zaman da karşısında durulması, direnilmesi gereken çağ dışı bir anlayıştır. Bizim bu anlayıştan geleceğe güvenle bakmak istiyorsak, güneşli güzel günlerde yaşama hayalini canlı tutmak, o hayale ulaşmak için mücadele etmek istiyorsak bunlarla mücadele etmeliyiz. Evet. Başkan çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hem bilgi veriyorsunuz hem de umut veriyorsunuz ki bu bize çok iyi geliyor ve ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Mücadele içerisinde ön saflarda yer alanların özgüveni ve topluma verdiği umut çok önemli. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bayram nedeniyle Antalya'da büyük bir ağırlamaya tanık olacak. Size de kolaylıklar diliyoruz. Antalyalılar olarak kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ve çok iyi, iyi bayramlar diliyoruz. Çok çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz Antalya Barosu Başkanı, değerli hukukçu Polat Balkan'dı. Kendisi hakkında açılan dava ile ilgili bilgi verdi. Çok da komik davalar açılıyor. Varlıkları 50 yıl önce sona ermiş öğrenci kuruluşlarından, öğrencilerin içinde olduğu siyasi kuruluşlardan sanki hala varmış gibi, belki de var zannediyorlar yani, o nedenle
terör örgütlerini övmek suçuyla dava açıyorlar. Söz konusu kişiler Ulaş Bardakçı, Deniz Gezmiş'in doğum günlerinde başkan doğum gününü anma mesajı paylaşmış. Recep Tayyip Erdoğan da iktidara gelmeden önce seçimlerde kendi cephelerinde böyle bir mağduriyet, böyle bir kahramanlık bulunmadığı için soldan ödünç alıp bunları kullanırdı. Hatta Diyarbakır cezaevi için bile ağıtlar yıkıyordu. Cezaevinde yapılan, solculara yapılan işkenceleri, Kürtlere yapılan işkenceleri kendine yapılmış gibi kullanıp oy da aldı yani öyle. Sonra da dedi ki Kürt sorunu falan yok dedi. Evet sevgili izleyiciler, bugün 13 Temmuz. 13 Temmuz Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sanatçıları yitirdiğimiz günlerden biri. Mesela bir tanesi Ece Ayhan. Bugün 19. ölüm yıl dönümü Ece Ayhan'ın. Onu Sertaç Çelik videosunu hazırladı. Onu fotoğrafları ve kendi okuduğu Abiler şiiriyle analım. Evet, Ece Ayhan'ı Çanakkale'de kaybetmiştik. Zor bir insan olduğunu biliyoruz ama sanatçılarda böyle şeyler oluyor tabii ki. Başka bir türlü sanatçı da olmuyor zaten. Bugün Mehmet Seydan'ın 35. yıl dönümü 86'nın 13 Temmuz'unda kaybetmiştik. Onu da sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Ve bir başka edebiyat devi Bilge Karasu. O da tam 26 yıl oldu Bilge Karasu'nun da aramızdan ayrılalı. Onu da unutmuyoruz. Bunları da tabii bizim arşiv departmanımızın sorumlusu Sertaç Çelik bize hatırlatıyor ve biz de iyi ki hatırlatıyor. Ekranlara getiriyoruz ve bir vefa bölümümüz oluşuyor böylece. Sevgili izleyiciler, yitirdiğimiz değerleri saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.